Sayın Rektör Yardımcımız, Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcılarım, Sayın Hocalarım, değerli misafirler. Bugün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recep Keşke Hocamızın İnsan Bağırsak Mikrobiyotası, Mikrobiyota Bağırsak Beyin Ekseni ve Tıbbi Sonuçları adlı konferansını dinlemek üzere toplanmış bulunmaktayız. Sayın Recep Keşke Hocamıza davetimizi icabet ettikleri için teşekkür ediyoruz ve hoş geldin diyoruz. Önce değerli hocamın kısa özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetten sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıbbi mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış, 2012 yılında doçent, 2017 yılında profesör unvanına hak kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sosyoloji Lisans ve Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoloji ve Genetik Doktor eğitimlerini sürdürmektedir. Doktor Keşke, bugüne kadar 32 projede yürütücü ve yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır. 53'ü uluslararası olmak üzere toplam 77 makalesi, 96'sı uluslararası olmak üzere toplam 151 sözlü veya yazılı poster sunumu yayınlanmıştır. Bir Türkçe kitabı, bir uluslararası kitapta bölüm yazarlığı, 3 uluslararası kitapta İngilizce bölüm çevirisi ve 2 Türkçe kitapta bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. 58'i uluslararası dergilerde olmak üzere toplam 68 makale için hakemlik yapmıştır. 21 adet uluslararası tıp dergilerinde editör, editör yardımcısı veya editöryel kurul üyesidir. İngiltere Birmingham Üniversitesi tarafından kurulan ve İngiltere Kraliyet Tıp Akademisi himayesinde yürütülen 46 ülkeden 710 bilim insanlarının seçildiği Uluslararası Bakteriyel Aşılama Ağına üyedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen fitoterapi kursunu 2019 yılında tamamlayarak fitoterapi uygulama sertifikası almıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü, Konya Otizm Uygulama Araştırma ve Dayanışma Dernek Başkanı, Türkiye Otizm ve Engelli Federasyonu üyesi olan Doktor Keşke, kendisini insan bağırsak mikrobiyotası, mikrobiyota bağırsak beyin ekseni, mekanizma ve sonuçlarının ve otizmin etiyopatogenezinin aydınlatılması konularına adamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Doktor Keşke, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Şimdi programı başlatmak üzere Profesör Doktor Recep Keşke hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Evet, şimdi mikrobiyota son zamanlarda önemli güncel bir konu. Hemen genom projesi, insan genom projesini 5 milyar dolar açardı, onun için sürdü. Ne oldu? İnsandaki genom sekansından genom sekansı yaptı. Çok yüksek maliyetlere ile yapılan insan genom sekansı çok düşük. Yani 100 dolar gibi çok düşük maliyetlere kadar düştü. Çok yüksek beklenti vardı bütün genom projesinde. Fakat beklenen kadar, yani finansman açısından olsun, zaman süreleri vesaire, bilimsel açıdan tıbbi tanı ve işte algoritma vesaire, bu konularda tıp camiasının, dünyadaki camianın beklentileriyle korele bir sonuç hasıl olmadı. Tabii ki çok önemli sonuçlar çıktı ama beklenen kadar olmadı. Sonra Human Mikrobiyota Projesi başladı. İnsan Mikrobiyota Projesi. Bu projeden çok kısa zamanda çok önemli sonuçlar çıktı. Yani bazı hastalıklara bakış açımızı değiştirecek seviyede ciddi sonuçlar çıktı. Fakat dünya bu konuyu çok hızlı algıladı. Çok ciddi dergilerde, çok ciddi yayınlar çıkıyor. Çalışmalar öncelikle review article dediğimiz derleme yazıları olarak başladı. Daha sonra araştırma projeleri çıktı. Çeşitli işte fonlandı vesaire. Hayvan deneyleri çıktı. Ratlarda, efendim farelerde, rodentlerde
Sonra insanlarda araştırmalar başladı. En son da işte postmortem otopsi çalışmalarına kadar ilerledi. Tabii şimdi şöyle bir şeyler bilmek çok güzel. Fakat bazen şöyle oluyor. Bir takım bilgi konusundaki taassuplarımız yeniliklere kapalı olmayı sonuç olarak veriyor. Yani ben yani Türkiye genelinde bu konu dünyadaki önemine koreli olarak tam kavranmış veya gerekli önem veriliyor gibi görünmüyor şu an itibariyle. Bunun mutlaka gerekli önem veren yerler, merkezler, bireyler var. Fakat genel olarak, ülke olarak baktığımız zaman bu yurt dışındaki algıya yakın bir algı yok bu konuda. Bunun çok etiyolojik faktörleri var. Genetik faktörleri de var bu algının bu seviyede olmamasının. Sosyolojik genetik diye bir kavram da var. Bu uzun hikaye, buraya girmeyeceğim. Ama kısaca bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bazen bildiklerimiz öğreneceklerimize perde oluyor. Yani yeni bir şey öğrenmemize perde oluyor bazen. Buna biraz daha dikkat etmekte fayda var. Evet. Şimdi terminoloji, mikrobiyom, mikrobiyota. Ama bunu da atlatacağız değil mi? Evet. Ölbiyozis, mikroorganizmaların. Şimdi mikrobiyota deyince akla bakteriler geliyor. Aslında mikrobiyota, virobiyota, mikrobiyota ve parazitler olmak üzere bütün mikroorganizmalar kapsayan bir ifade. Aslında niye bakteriler geliyor? Çünkü mikrobiyota deyince gastrointestinal sistem, bağırsaklar, bağırsakta bakteriler, bilhassa anaerob bakteriler geliyor. Birazdan gelecek, onu hemen şimdi söyleyeyim. Total mikrobiyota DNA'sının %96'sını bakteriler teşkil ediyor. %5.8'inde virüsler teşkil ediyor. Dolayısıyla %96 oranında bir bakteriyel ağırlık söz konusu bu konuda. Bu mikrobiyotanın iki kelime çok önemli mikrobiyota konusunda. Density, diversity. Diversity'yi şeyler, Amerikalılar diversity olarak okuyorlar. İngilizler diversity olarak okuyorlar. Ben şahsen kendi ağzıma ve kulağıma diversity'yi daha uygun veriyorum. Onu tercih ediyorum telaffuz konusunda. Bakterinin sayısı ve çeşitliliği. Density ve diversity. İki anahtar kavram. Sayı ve çeşitlilik. Bunun korunması. Ölbiyozis, mikroorganizmaların oradaki sayı ve çeşitlilik açısından bir denge hali, bir homeostasis hali. Bunun bozulmasına sayısal anlamda olsun, çeşitlilik anlamında olsun veya her ikisi birlikte olabilir. Disbiosis deniyor. Şimdi aslında hayatın temel taşı hepimizin bildiği gibi proteinlerdir. Yani mRNA sentezi, transkripsiyon ve mRNA'dan sonra translasyonla ribozoma subunitte protein sentezi, sonra da post-translasyonel modifikasyonla sentezlenmiş olan proteinlerin fonksiyon göreceği yerlere sayısal ve fonksiyonel anlamda kimyasal formülasyon açısından da uygun hale getirilmesi. Yani hayatın aslında temeli proteinler. Dolayısıyla şimdi DNA'dan RNA, sonra proteinler, proteinlerden sonra çeşitli metabolik yolaklar, karbonhidrat metabolizması, işte lipid metabolizması, protein metabolizması vesaire, metabolom dediğimiz metabolik pathway'lerinden, yolaklardan hasıl olan bir takım end product diye bilinen nihai ürünler. Bunlara metabolom olarak ifade ediliyor. Her seviyede bunları araştıran bilim dalları var. Metagenom, metagenomics, transkriptom, transkriptomics, omics grubu, bunlar bilim dallarının ismi. Metagenomu araştırıyor, transkriptomu, proteomu ve proteinlerden ve diğer yolaklardan oluşan nihai ürünleri, metabolik end productları araştıran bir bilim dalı metabolomics. Şimdi, dört ve medicine, predictive medicine, preventive medicine, personalized medicine ve participatory medicine. Önleyici tıp, predictive medicine, öngörüde bulunan tıp. Önleyici tıp, preventive medicine, kişiye özgü tıp uygulamaları. Kişisel tıp, personalized medicine ve katılımcı tıp,
Fars Kültür Medisi. Şimdi bunlardan özellikle kişiye özgü tıp uygulamaları 21. yüzyılın tıpta çok önemli ve çok kritik şeye haiz, tedavide isabet olsun birçok açılardan önemli sonuçlar doğuracak bir alan gibi şu an karşımızda duruyor. Bununla ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. 1980'li yıllardan beri kişiye özgü tıp uygulamaları yurt dışında, Amerika'da çeşitli üniversitelerde, Yale'de vesaire birçok yerde yapılıyor. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla Acıbadem Üniversitesi bunu yapıyor. Hücre organellerine kadar indirgenmiş olan bir tedavi algoritması. Yani aslında tanı da şu an protein seviyesine inmiş durumda. Yani bir yerde fonksiyon bozuluyorsa bu en son sonuç. Kanser dahil, birçok metabolik hastalıklar dahil. Önce protein seviyesinde bir bozulma oluyor. Ya sayısal anlamda veya fonksiyonel anlamda. Daha sonra bunun lokal sistemik sonuçları çıkıyor. Crosstalk iki yönlü konuşma. Beyin bağırsakla konuşuyor, bağırsak beyinle konuşuyor. Buna bir directional communication diyorlar. İki yönlü konuşma. Şimdi tartışılan nokta şu. Kim yönetiyor vücudu? Bağırsaklar mı yönetiyor, beyin mi yönetiyor? Second brain falan onlar eskide kaldı. Şu an tartışılan bu. Kim yönetiyor? Benim kişisel kanaatim okuduklarımın ışığında bakteriler yönetiyor. Bakteriler beyin üzerinden yönetiyor. Yani biraz böyle abartılı gelecek ama ben konuşmalarımda bunu örnek olarak veriyorum. Bir çocuk markette çikolata reyonuna koşuyor süratle. O çocuk kendisi koşmuyor. Bakteriler koşturuyor. Yani insanların mood dediğimiz, hani bu beslenme tercihiyle ilgili de tıbbi bir durum bu. Aslında bakteriler insanların kişisel gıda eğilimlerini de belirliyor. Buralardan filan yola çıkarak Akkermansia muciniphila önemli bir mikrobiyota üyesi bir bakteri. Bunun kullanılması suretiyle obezitenin tedavisiyle ilgili çeşitli çalışmalar yayınlandı. Yani kişiye özgü tıp uygulamaları kapsamında kişinin mikrobiyota profiline uygun olan tedavi algoritmaları şu an planlanıyor. Tanısal algoritmalar da yanında birlikte yürütülüyor. Yani mood, mizaç, behavior, davranış, sağlıkta ve hastalıkta, sadece hastalıkta değil, sağlıkta da. Yani insanların gıdalara eğilimlerinden tutunuz, davranış paternlerine varıncaya kadar mikroorganizmalar. Çünkü 100 trilyon bakteriden bahsediyoruz. 100 trilyon bakteriden bahsediyoruz. Toplam insandaki hücre sayısının 10 katı, genom sayısının işte 50 katı, 25 katı, çeşitli rakamlar var. Rakamlar değişebiliyor da. Ama en az 100 trilyon bakteriden bahsediliyor. Şimdi bu bakterilerin her birisinin metabolik yolakları var. Her bir yolaktan hasıl olan pek çok ürünler var. Şimdi mesela bu nörotransmitterler, serotonin, dopamin, adrenalin, noradrenalin vesaire. Bu yolak, bu şeyler, nörotransmitterlerin sentezi mesela diyelim ki hepimizin bildiği gibi triptofandan serotonin, melatonin, fenilalaninden tirozin, L-dopa, dopamin, adrenalin, noradrenalin gidiyor. Bunların hepsi mikroorganizmalar tarafından bu biyotransformasyonlar, dönüşümler gerçekleştiriliyor. Serotoninin %80'i bağırsakta sentezleniyor. Sentezlenen serotoninin %90'ı, %95'i bağırsakta kalıyor, %5'i beyine gidiyor. Yani mikrobiyota üyesi olan bakterilerin canlı olması, metabolik faaliyetlere katılması, vücutta sistemik etkiler oluşturması, immün sistemle entegrasyonları, sitokinler üzerinden çeşitli uyarıları beyne ulaştırması. Şimdi iki yönlü konuşma var ama bu iki yönlü konuşmanın kim ne kadar konuşuyor veya kim ne kadar önemli şey söylüyor. Beynin bağırsağı söylediği cümleler çok, yani çok fevkalade şeyler değil. Beyin bağırsağın motilitesini, peristaltizmi vesaire bunları düzenliyor. Ama bağırsağın beyne söyledikleri çok önemli şeyler. Sitokinler aracıyla gidenler, asetilkolin üzerinden gidenler, yine mikrobiyotanın bağırsakta metabolik, daha doğrusu nişastaların ve kompleks karbonhidratların, inülinin, pektinin fermentasyonu yoluyla ki bu iki moleküller gastrointestinal sistem tarafından sindirilemiyor biliyoruz. Bunlar mikroorganizmalar tarafından fermente ediliyor. Nişastalar ve kompleks karbonhidratlar.
Bu fermentasyon sonucunda hasıl olan kısa zincirli yağ asitleri, short chain fat